Merhabalar, ben Çetin Çetintaş, bu da Fibonacci. Bugün motivasyonunuzu kaybettiğinizde onu nasıl tekrar kazanabilirsiniz, bunun üzerine konuşacağız. İlk olarak şunu hatırlamak gerek, motivasyonumuzu kaybetmeye başladıysak ortaya duygular çıkmış demektir. Ve duygular bizi merkezimizden uzaklaştırdığı için öncelikli olarak bu duyguları temizlemeliyiz. Zihnimizdeki duyguları ortadan kaldırarak tekrar nötr hale gelmeliyiz. Bunun için de temel yogi nefesi yapacağız. Bununla ilgili bir videom var, aşağı linki koyacağım ama şimdi kısaca anlatayım. Nefesi 4 saniyede önce karnıma, sonra göğüs kafesime doldurarak balon gibi vücudumu şişireceğim. Ardından nefesi 8 saniyede geri verirken önce göğüs kafesimi boşaltmaya başlayacağım. Ardından karnımdaki nefesi boşaltarak tekrar balon gibi söneceğim. Bunu yaparken 4 saniyede akıcı bir nefes alarak karnı ve göğsü şişireceğim ve 8 saniyede akıcı bir nefes vererek göğsü ve karnı tekrar söndüreceğim. Yani şu şekilde. Nefesin kesik kesik olmaması çok önemli. Kesik kesik alıp verdiğiniz nefes vücutta ekstra stres yaratabilir. Bu yüzden nefesinizi akıcı bir şekilde alıp akıcı bir şekilde verin. Temel yogi nefesiyle önce nötr hale, yani dengeli hale geri döndükten sonra gelelim ikinci basamağa. 2. Duruşunu düzelt. Duruşumuzu hemen, eğer oturuyorsak oturuşumuzu değiştirmeliyiz. Tıpkı şu an Fibonacci'nin yaptığı gibi. Veya ayaktaysak ayaktaki duruşumuzu hemen değiştirmeliyiz. Duruşumuzun ne çok kapalı ne de çok yayılmış bir şekilde olması lazım. Duruşumuz geniş ve uzun olmalı. Göğüs kafesimiz açık, omuzlarımız geniş, omurgamızın dik ve uzun olması gerekiyor. Vücudunuzu çok yayarak oturduğunuzda bu sefer vücudunuzdaki enerji fazlasıyla yayılmaya başlayacağından motivasyonunuzu tekrar sağlayacak, tekrar kendinizi bir araya getirecek enerjiyi toparlayamayabilirsiniz. Veya vücudunuzu çok kapadığınızda, çok vücudunuzu sıkıştırdığınızda bu sefer de vücudunuzda sıkışan enerji fazla stres oluşturacağından çok fazla kaygıya ve endişeye gidebilirsiniz. Sırtınızı eğer oturuyorsanız önce dik duruma getirin, omuzlarınızı rahatlatın, vücudunuzu geniş bir hale getirin ve oturuşunuza öyle devam edin. Mümkünse bacaklarınızı da toplayarak bağdaşa veya benim oturduğum gibi rahat bir oturma pozisyonuna getirebilirsiniz. Bu da vücudunuzdaki enerjinin fazla yayılması yerine bedeninizin içinde genişlemesini sağlayacaktır. Eğer ayaktaysanız aynı şekilde yine sırtınızı olabildiğince dik tuttuğunuzdan emin olup, göğüs kafesinizi açık tuttuğunuzdan emin olup, omuzlarınızı da geniş ve rahat tutmaya çalışın. Böylelikle vücudunuzun duruşu enerjinizi içeride toplamanıza ve genişletmenize yardımcı olacaktır. Aynı zamanda yanınızda eşyalarınız varsa, çantanız, montunuz, bunları etrafa dağıtmak yerine yakınınızda bir yerde tutun. Böylelikle kişisel eşyalarınızla da enerjinizi etrafa yaymayarak zihninizin değişik alanlara dağılmasını engelleyeceksiniz. 3. Motivasyonunuzla özdeşleşecek bir şarkı seçin. Daha önce herhangi bir duygusal bağ kurmadığınız veya herhangi bir anla ilişkilendirmediğiniz bir şarkıyı motivasyonunuz yüksekken açıp tekrar tekrar dinleyin. Her motivasyonunuzun yüksek olduğu anda, her motive anınızda o şarkıyı dinleyerek motivasyonunuzu o şarkıyla özdeşleştirin. Böylelikle motivasyonunuzu kaybettiğinizde, o şarkıyı tekrar açtığınızda zihniniz otomatik olarak motive olma ihtiyacı duyacak. O andaki halini hatırlayarak yeniden kendini o hale akor etmeye başlayacak. Yani o şarkı sayesinde aslında nasıl motive olduğunu hatırlayarak yeniden titreşimini, enerjisini o yöne doğru yaymaya başlayacak. 4. Ve en önemli maddelerden bir tanesi, neden başladığını hatırla. Motivasyonunuzu kaybettiğinizde neden ilk adımı attığınızı hatırlayın. Neden bu yola çıktığınızı hatırlayın. Ve bunu daha kolay kendinize hatırlatmak için kendinize motivasyonunuz yüksekken bir not bırakın. Sesli veya yazılı bir not. Ve motivasyonunuzu kaybettiğinizde açın bu notu, okuyun veya dinleyin. Böylelikle neden bu yola çıktığınızı, neden ilk adımı attığınızı hatırlayarak yeniden motivasyonunuzu kazanacaksınız. 5. Ana ata tetikleme çalışması. Motivasyonunuzu kaybettiğinizde ana ata çakrayı tetikleyerek kendinize olan hoşgörüyü, anlayışı ve şefkati
artırabilirsiniz. Aynı zamanda bu tetikleme sayesinde somutla soyut arasında, madde ile maneviyat arasında bir denge sağlayarak motivasyonunuzu yeniden kazanmayı kolaylaştırabilirsiniz. Sağ elinizin işaret ve orta parmağıyla 3 dakika boyunca göğüs kafesinize sık ve devamlı bir şekilde vurun. Bu çalışma sayesinde anahata çakranız tetikleneceğinden kendinize olan inancınız da artacak, yaptığınız işe olan inancınız da artacak. 6. Etrafınızdaki insanlara sarılın. İnsanlara sarılmak büyük bir güven, cesaret ve anlayış ortaya çıkartır. Birçok çakrayı aynı anda tetikleyen sarılma eylemi, siz farkında olmasanız bile sizi korkulardan güvene, kaygılardan kararlılığa çekmeye başlar. Sarılarak içinizdeki enerjiyi tetikleyip ortaya çıkartmayı başarabilirsiniz ve aynı zamanda motivasyonunuzu da yükseltebilirsiniz. Ve bir bonus, motivasyonunuzu kaybettiğinizde hatırlayın, bunu yapamayacak olsanız, bunu gerçekleştiremeyecek olsanız zaten bu yola hiç çıkmazdınız. Ve günün sonunda yapıp yapamamanız önemli de değil aslında, sürecin kendisi değerli ve önemli. Yolda olmak önemli, deneyimlemek önemli. Kendinize iyi bakın, sevgiler, namaste.